İşte bugün belim ağrıyor, kalçama vurmuş. Ayakta durup durmakta bile zorluk çekiyorum. Hastaneye gideceğim ve bekliyoruz. Yıllardır bu sorun var ama hiç bir çözüm de bulunamıyor. Böyle de bulunacağını da hiç zannetmiyorum. Şuradan bak, bir de ses. Kuyruktan dolayı kaçırdık. İkinciyi bekleyecek. Bu da benim nerede varsa yarım saatimi alacak. Bu da benim yani bayağı bir ağrılarım var. Ayakta da durmakta da zorluk çekiyorum. De köprü istiyoruz ya. Tek amacımız bu ya. Tek isteğimiz bu. Peltek halkı olarak. Yani çok geç çıkıyoruz mesela burada. Geliyoruz burada bir saat bekliyoruz işimizden, gücümüzden. Hep geç kalıyoruz. Bu kadar. Ya aslında köprü şart ya. Gerçekten de köprü şart. Çünkü biz her zaman bu yolu kullanıyoruz. O yüzden köprü yapılsa daha iyi olur. Feribot büyük bir sıkıntı. İlçemizde çok büyük mağduriyetler yaşıyoruz. Ben yaklaşık 40 ticaret taksicilik yapıyorum. Yaklaşık 40 kilometre bir köyden yolcu almışım. Şu an hastaneye götüreceğim. Kuyruktan dolayı geçemedik. Arkadaşım da şu anda bel arasından oturamıyor arabada. Ayakta bile duramıyor. Çok ciddi büyük sıkıntılar yaşıyoruz feribottan dolayı. Yani bunun bir çözüm yolu muhakkak vardır. Ama biz Dersimli olduğumuz için bu çözüm yolu hiçbir zaman bizim bu taraflara gelmiyor. Biz görmüyoruz bu çözüm yollarını. Mağduriyetimiz çok büyüktür. Kaç tane röportajı? Feribot hakkında şöyle bir şey düşünürüz. Her geldiğimizde mağdur oluyoruz. En az bir saat, bir buçuk saat beklemede kalıyoruz. Yer olmuyor. Burada kalıyoruz. Ondan sonra diğer taraftan yarım saatte bir kalkıyor feribotlar. Yarım saatte bir işte yer olmadığı için burada kalıyoruz. Şimdi ben şu anda mesela Tüngül'e o açıdan geliyorum. Elazığ'a geçeceğim. Orada malzemem var. Alıp döneceğim. En az 2,5-3 saat benim zararım oluyor yani. Perişan oluyoruz yani. Vallahi çözüm biz hepimiz köprüyü istiyoruz. Yani köprü yapılmasını istiyoruz. Yani şu anda çok kötü durumdayız. Yani mağdur durumdayız.